Dünyaca ünlü, bilinen bir derbiye çıkacağız hafta sonu takım olarak ki sen Mesut Özil olarak kariyerinde tabii ki çok önemli karşılaşmalara çıktın. El Clasico'lar oynadın, İngiltere'de çok önemli maçlarda sahadaydın. Dünya şampiyonluğu var. Ama eminim ki Galatasaray derbisinin sende de farklı bir anlamı vardır. Öncelikle bu derbi mücadelesi için neler söylersin Mesut? İlk önce tabii ki de heyecanlıyız. Güzel bir maç olacağız. Takım olarak hazırlanıyoruz. Hazırız da. Güzel bir maç olacak. Biz elimizden geleni yapacağız orada. 3 puanı da almak için. Sen nereye koyacaksın kariyerinde Galatasaray derbisini? Tabii en üst seviye. Çünkü küçük yaştan beri Fenerbahçeliyim. Tabii derbilerle bakmakla, seyretmekle büyüdük. O yüzden pazar günü İlk 11'de olursam, Allah bana nasip ederse bu derbide olacağım. Dediğim gibi heyecanlıyım, mutluyum. Güzel bir maç olur inşallah. Bizim adımıza da inşallah 3 puanı alacağız oradan. Evet, tabii sen de söylüyorsun kariyerinde çok daha farklı bir anlama sahip. Çocukluktan bu yana tuttuğun, sevdalısı olduğun Fenerbahçe formasıyla böyle bir maça çıkacak olmak. Çocukluğunda nasıl yaşardın derbileri? Biraz ondan da bahsedelim hemen yeri gelmişken. Ya aileyle bakardık evde. Ya da işte Almanya'da kahvelere giderdik. Orada karışık bir atmosferde bakardık. Yani yarısı Galatasaraylı olurdu, yarısı Fenerbahçeli. Biz tabii Fenerbahçe'yi desteklerdik. Kazandığımızda da çok sevinirdik, mutlu olurduk. Değil mi? Gerçekten derbilerin havası, atmosferi ve kazandıktan sonraki o mutluluğu Evet. bizlere hissettirdikleri çok farklı. Tabii çocukluk ve gençlik günlerinde nasıl yaşadığını da aslında bizle paylaştın. Bu vesileyle derbileri nasıl izlediğini, neler hissettiğini. Formayla oynayacak olmak neler hissettiriyor ya? Bir kez daha onu da sormak istiyorum. Yani eminim ki o duygular farklıdır. Onu biraz daha açalım. Ne dersin? Çok gurur verici bir şey. Tabii bu çubuklu formasını giymek her zaman hayalimdi. Allah nasip etti. Dediğim gibi çok mutluyum. İnşallah tabii bu sezonda takımıma yardım edebilirim. Hedeflerimiz var takım olarak. Kendim de hedeflerim var bu takıma en iyi şekilde sahada yardım etmek. İnşallah başarırız. İnşallah da sezon sonunda da hedeflerimize ulaşırız takım olarak. Peki takım olarak hazırlıklar nasıl gidiyor? Kaptan, bunu sana bu şekilde sormak istiyorum. Tabii birkaç Hazırlıklar. futbolcular eksik, milli takımdan geri dönecekler. Ondan itibaren bütün takımla hazırlıklara devam ediyoruz. Şimdi geçtiğimiz günlerde çok çalıştık. Takım olarak da çok motiveyiz. Sahada zaten belli oluyor. Herkesin morali yüksek. Bu maç heyecanı var. Dediğim gibi yani hazırlıklar çok çok iyi gidiyor. Pazar günü inşallah hazır olup Galatasaray'ı da yeneceğiz. Takımdaki havayı da soracaktım. Aslında milli maçlar nedeniyle tabii lige verilen aranın sonrasında oynayacağız ama bu hiçbir şeyi değiştirmedi. Gördüğüm kadarıyla burada tesiste şu an burada olan futbolcularımız sizler gerçekten o havayı yaşıyorsunuz değil mi? Evet, bir de şu gerçeği var yani herkes biliyor pazar günü çok çok önemli bir maç. Sadece bizim için değil camiamız için de. Sizler dediğiniz gibi derbi olacak. Herkes onun farkında. Sahada, idmanda herkes de zaten belli oluyor o hırsı. O yüzden dediğim gibi yani pazar günü en iyi şekilde çıkıp maçı kazanmaya gidiyoruz. Taraftarlarınız tabii ki sabırsızlıkla en az sizin kadar bu karşılaşmayı bekliyorlar. Onlara nasıl bir mesaj vermek istersin? Neler söylersin taraftarlarımıza? Onlar her zaman bize güvensin, güvendikleri gibi bize destek çıksınlar, sahip çıksınlar. Biz takım olarak onlara ihtiyacımız var. Onların desteğiyle, dualarıyla inşallah dediğim gibi yani sezon sonunda da hedeflerimize ulaşırız. Biliyoruz zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını da biliriz. Sormadığım, senin belirtmek istediğin, değinmek istediğin başka bir nokta varsa böyle bitirelim. Ne dersin Mesut? Dediğim gibi dua edin. İnşallah dediğim gibi de biz takım olarak hazırız. Pazar günü de inşallah sadece bize değil, bizim aileye de, camiamıza da bu 3 puanı inşallah hediye edeceğiz.